Gündemimiz yoğun ama önce biliyorsunuz yarın meclis açılıyor. 27. dönemin yeni yasama yılı yarın itibariyle açılmış olacak, meclis açılacak. Onunla başlayacağız. Daha sonra gündemdeki konularda hızlı bir şekilde 1 saat 15 dakika yaklaşık sürecek programımızda Sayın Karakaya'ya yönetmeye çalışacağız. Efendim şimdi zikrettiğim gibi meclisin 27. döneminin yeni yasama yılı yarın itibariyle inşallah başlıyor. Yoğun bir gündem bekliyor. İşte bugün itibariyle gördük AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un açıklamasıyla birlikte yargı reformu paketinin ilk bölümü ile ilgili yasa taslağı meclis başkanlığına verildi. İçeriğinde neler var buna vakıf mısınız? Bir de MHP'nin Sayın Fethi Yıldız vasıtasıyla verdiği teklifin içeriğinde yer alan şartlı ceza indirimi de bu reform taslağında yer alıyor mu? O konuda bir bilginiz var mı? Efendim, öncelikle bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum ben. Tabii bir tatil sürecinden sonra tatil deyince. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da milletvekillerin tatil yaptığı anlamına gelmesi. Evet. E, yani yasama ya tatil verildi. Milletvekilleri de bu süreç içerisinde kendi seçim bölgelerinde çalışmalarına devam, devam, devam ettiler. Şimdi yarın da Allah nasip ederse e, 1 Ekim tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi e, 27. E, dönem yeni yasama e, yılına başlamış olacak Her şeyden önce bu yeni yasama yılının milletimize meclisimize hayırlı uğurlu olmasını güzel çalışmalar getirmesini hayırlı çalışmalar yapılmasını niyaz ediyorum Amin. böyle bir niyazla başladıktan sonra Tabii ki yani Türkiye'nin sorunları çok fazla her alanda Yani bu Geçmişten bugüne kadar birikmiş sorunlar olduğu kadar biz sonuç itibariyle e, yani devletlerde yasalarda onların yönetilmesinde esas olan e, yasalar, kurallarda Aslında canlı. yani zaman içerisinde değişen şartlara göre e, bunların da bir kısmı miadını dolduruyor bir kısmı, değişiklik gerektiriyor veya yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Onun için de yani meclislerin gündemleri her zaman yoğun olur. Bu 27. dönem yeni yasama dönemi de birçok sorunun çözümü açısından Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklenen çözüm önerileri açısından son derece önemli. Tabii ki. Adalet her şeyin başı yani devlet olmanın gereği de adalet adaleti sağlamak bu anlamdan bakıldığında e, adalet dediğimizde de adaletin de en önemli parçalarından birisi adalet mekanizmasının hatta belki de en önemli mekanizması da biliyorsunuz yargı mekanizması. Dolayısıyla e, yargı konusuyla ilgili bir yargı reformu e, paketi e, hazırlandı e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından. E, bu da mecliste grubu bulunan siyasi partilere e, gönderildi. E, bu paket üzerinde de biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerekli çalışmaları e, yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Daha önceden bizim de e, hem seçim dönemlerinde kamuoyuyla paylaştığımız e, hem de bir siyasi parti olmanın e, gereği olarak e, üzerinde e, durduğumuz konular vardı. O konuları da dikkate alarak gelen yargı e, paketinin birinci bölümünü evet. ki bundan sonra e, tekrar e, bunun geleceği ifade ediliyor. Bu birinci e, bölümünü Gözden geçiriyoruz. Şimdi tabi burada çok önemli konular var. E, yargı paketiyle ilgili olarak adına reform deriz demeyiz ama bu bir ihtiyaçtan kaynaklanan ama ciddi yani reform niteliğinde olan e, konularda var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, bu konulardaki görüş ve düşüncemizi e, yine e, mevzuatın e, bize verdiği yetki e, çerçevesinde e, gerekli kurullarda milletvekillerimiz kanalıyla yine başlangıçta da e, bu konularla ilgili duyduğumuz sıkıntı, endişe veya iyileştirilmesi için e, yapılması gereken neler varsa bunları e, sonuçta bu tasarıyı hazırlayan muhataplarımıza e, kurumsal olarak e, milletvekili bazında bu bildirimleri elbette yapacağız yapmaya yapıyoruz da yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bunun içerisinde çok önemli hususlar var dedik. Aslında Türkiye'de bizim yargıdan en çok şikayet ettiğimiz konu Adaletin tecellisindeki gecikme evet. yani yargının yavaş işlemesi. E, Tabi e, bu kolay değil. E, sonuçta e, yargının e, hızlı işlemesi önemli ama hızlı işleme ile birlikte bununla eş zamanlı olarak doğru işlemesi de gerekiyor. E, fakat geçte kalmaması gerekiyor. Yani geciken adalet, adalet, adalet değil. değil. E, dolayısıyla e, şimdi bu yargı paketinin getirdiği en önemli hususlardan birisi yargının hızlandırılması. ve bunun içinde basitleştirme ya da basit yargılama tekniğinin yönteminin getirilmesi. Tabii birçok konuda mahkemeleri bu anlamda yoğunlaştıran hantallaştıran, e, kararların verilmesini geciktiren e, iş güçleri bu mahkeme sayılarını artırarak hafifletilebilir ama bunun da sonuç itibariyle belli bir şeyi var e, kapasitesi var e, ama e, diğer taraftan da yargılamayı basit ve hızlı hale getirmek işte bu e, rahatlığı sağlayacak bu kapsamda e, özellikle asliye e, hukuk, o, asliye cezalar Asliye hukuktaki cezalarla alakalı olarak e, savcıyla sanığın e, anlaşmasını sağlayacak e, bir yaklaşım söz konusu. Yani mahkemeye gelmeden bu ya, yani mahkemeye gelmeden e, eğer suçlu sanık suçunu kabul ediyor ise Mesela. suçunu kabul ediyor ise e, burada e, bu tabii ki e, ağır ceza ile alakalı değil. Ee, bu iki yıla kadar olan e, asliye hukuk cezalarıyla ilgili as asli ceza e, mahkemelerinde görülecek davalarla ilgili e, yarıya düşerek 1 bölü iki oranda cezası düşürülerek uygulanabilecek. Bu öyle zannediyorum ki e, çok önemli e, ölçüde e, bir rahatlamaya e, neden olabilecek. Yani benzer şekilde, yani bunu ben bir örnek olsun evet. diye söyledim. E, benzer şekilde e, yargıyla ilgili, e, yargıdaki sorunların giderilmesine yönelik e, bir takım e, düzenlemeler e, var. E, yani bunlarla ilgili tabii önümüzdeki günlerde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, gündemine e, geldiğinde e, bunlar daha çok konuşulacak, Dağlı. tartışılacak yine aynı paket içerisinde e, tutukluluk süreleriyle alakalı e, bir durum var. En çok şikayet edilen konularda evet bu tutukluluk süreleri var ki bu tutukluluk sürelerinde yine bildiğim kadarıyla asliye cezalarda işte 6 ay, ağır cezada 1 yıl, örgütlü suçlarda bir buçuk yıl işte terör vesaire konusu olduğunda bir altı ay daha bunun ilavesi şeklinde bazı düzenlemeler var avukatlarla ilgili avukatların işte 15 yılı 15 yılı dolduranların yeşil pasaport almaları ya da yeşil pasaport hakkı verilmesiyle ilgili bir takım düzenlemeler var. E, dolayısıyla KYK'lılarla ilgili bir şey daha vardı herhalde. Bu e, KYK'lılarla ilgili olan e, durum e, pasaportla evet. alakalı bir durumdu. Yine. Yani orada da e, yani eğer e, işte yargılandı, beraat kararı aldıysa, takipsizlik kararı alındıysa veya e, hüküm verildi, ceza çekildiyse bunlarla ilgili olarak bunların daha önceden el konulmuş pasaportlarının iadesiyle Hayır. ilgili bir düzenleme var. O da İçişleri Bakanlığı'nın yetkisine verilmiş olan bir durum. Yani bunun gibi bir de bazı için herhalde yeni dönem için yeni yani şu anki dönem için değil de işte önümüzdeki yıldan itibaren hukuk fakültelerini kazananları da kapsayacak şekilde avukatlık mesleğine başlayanlar için de bir sınav sistemi geliyor herhalde. Yani e, tabii ki e, mesela bu konuyla ilgili belki de en iyi örneklerden meslek kuruluşları olarak bakıldığında e, belki birçoğu farkında değil ama e, mali müşavirlik mesleğidir, yeminli evet. mali müşavirlik mesleği hakikaten Türkiye'de meslek olarak son derece nitelikli, çoğun derece ciddi e, bir şekilde ele alınan ve çok ciddi sınavlarla e, belli sürelerde çalışmalarla kademeli olarak yukarılara çıkılan çok e, son yıllarda da e, Türkiye e, kamuoyunda da e, itibarı e, son derece yüksek e, yükselen bir meslek kuruluşu e, bu tür e, sınavların yapılması, ee, doğal olarak e, mesleğin itibarının artırılmasında burada rekabetin oluşmasının çok ciddi bir katkısı olacağına inanıyorum ben. Peki MHP'nin teklifi olan şartlı ceza indirimi bu pakette var mı yoksa ikinci bölümde mi gelecek? Ona dair bir bilgi var mı? Efendim, e, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi e, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız e, Fethi Yıldız Bey e, hakikaten e, iyi bir avukat e, iyi bir hukukçu e, bu konuda Sayın Genel Başkanımız kendisine bizzat e, görev verdi ve kendilerde e, çok güzel bir çalışma yaparak e, diğer milletvekillerimizin de imzasıyla birlikte e, Eylül 2018'de e, biliyorsunuz Türkiye Büyük evet. Millet Meclisi'ne e, bu şartlı ceza ile ilgili yasa teklifimizi verdik. Evet, evet. Yani dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz e, daha önceden ne söz vermişsek Sayın Genel Başkanımızın kamuoyuna yaptığı o açıklamalar çerçevesinde hazırlığımızı da yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, verdik. Tabi bu e, bir şartlı ceza indirimi yani. Ama kimileri ve... af diye ısrarla yani, Hayır, e, yani, e, yani ısrarla buna... ceza şartlı ceza indirimi diyor. Hı -hı. Özellikle Fethi Bey ısrarla söylüyor bunu ama çevrelerde ısrarla bunun Bu şartlı ceza indirimidir. Söyleyeyim. Yani kanun tasarısı kamuoyuyla da paylaşıldı. 24 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu teklif Verim. verildi. Şimdi e, buradaki temel esas 5 yıl indirim uygulanması. Bunun istisnaları var. Yani... Kapsam dışında tutulan mesela terör örgütleri, terör suçları bunun dışında devlete karşı işlenen suçlar, bunun dışında kadın cinayetleri, cinsel istismar konuları bunun dışında insanlık suçları, insanlığa karşı işlenmiş olan suçlar bunun dışında. Yani cinayet. Adam öldürme bunun dışında. Ya yani bunların dışında kalan e, kapsamdaki e, hükümler için getirilmiş olan bir ceza indirimidir. 5 yıla kadar bir ceza indirimi sağlıyor kendi e, infaz rejimlerine uygun olarak. Dolayısıyla e, eğer eğer bu süre içerisinde herhangi bir suç işlemeleri halinde bir ceza gerektirmesi halinde. Dolayısıyla buradaki infazları da yanıyor. Bu indirimden istifade edemiyorlar. Yani burada bu şartla birlikte ıslah etme şeyi de önemli ölçüde ortaya çıkıyor. Yani bu Türkiye'nin bir ihtiyacı olarak Sayın Genel Başkanımızın o dönemde kamuoyuyla paylaşmasıyla birlikte Ortaya konan bir ihtiyaç ve bununla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi kamuoyuna verdiği sözü yerine getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Şimdi bu birinci bölümde ya da bir yargı birinci paketinde şartlı ceza indirimine dair herhangi bir uygulama ya da bir düzenleme söz konusu değil. Ha birincisinde yok. Ama e, bundan sonrasılarında olmayacak diye bir şey yok. Evet. Onun zaman içerisinde hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul'dan Mehmet Kaynak isimli bir izleyicimiz demiş ki tam da konuyla ilgili şartlı ceza indirimi ne kadar doğru? E, salı verilen kişi çıkıp yine suç işliyor. Bunda suç devlet suçlu değil mi? Do devlet doğru bir iş mi yapıyor? Yani neden buna ihtiyaç duyuluyor? Ya bu, tabii biliyor. bu konuları e, uzun uzun tartışabiliriz. Yani, yani Hani okullardaki o münazara e, şeyleri var ya, yarışmaları, yani o programları onun gibi lehinde, aleyhinde birçok şey söyleyebiliriz. E, burada biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle şu andaki hapishanelerin, Durum. cezaevlerin durumlarını dikkate alarak evet. e, bir e, düzenlemenin yapılmasının gerekli olduğunu yine aynı şekilde buradaki yapılan düzenleme de vicdanları rahatsız etmeden evet. yani bazen öyle şeyler söyleniyor ki ben biraz önce kapsam dışında olanları söyledim kapsam dışındakiler sanki kapsamın içindeymiş gibi sanki sanki e, suç işleyenler hiç e, ceza çekmeden çıkacaklarmış gibi e, bir algı e, da e, bulunuyor. Buradaki mesele 5 yıl meselesi. Efendim suç işleyenler e, tabii ki cezalarını çektikten sonra her halükarda zaten belli bir infaz yasası var. İnfaz yok değil. Evet. Var. Dolayısıyla e, suçlarını e, çektikten sonra, cezalarını çektikten sonra e, ne yapıyorlar? Yine toplumun içerisine zaten cezalandırmanın temelinde, esasında ıslah etme var. Yani topluma hazırlama var. Bunların önemli bir kısmı yarı açık cezaevlerinde zaten toplumun içerisinde yani bir taraftan tekrar topluma toplumla kaynaştırma, buluşturma ve bunları ıslah etme konusunda birçok uygulamalar var. Dolayısıyla elbette bir toplumun içerisinde işte suç da olacak, ceza da olacak, hükümlüsü de olacak. Ama önemli olan mümkün olduğu kadar bunları en aza indirgeyebilmek. E, mümkün olduğu kadar e, huzur içerisinde e, toplumun e, yaşamını idame ettirebilmesini sağlamaktır. Yani burada tabii işin hukuk, insan hakları vesaire boyutuyla baktığımızda e, buradaki e, mesele, buradaki mesele e, hep cezalandırmak değil. Yani önemli olan suçu caydırıcılığı a, e, artırmak, artırmak e, ve suçu önleyebilmek ediyorsun. ve ıslah edebilmek. Topluma yeniden evet. kazandırabilmek. Yani 20 yaşında hapis girdi 3 sene, 5 sene yatacaksa 6 sene yatacaksa 20-26 yaşında bu e, Allah ömür verdiğinde e, bu toplumda bulunduğu yaşın kat kat fazlası yine bu toplum içinde evet. yaşayacak. Yani buradaki mesele e, vicdanları rahatsız etmeden e, ama toplumun da e, işte cezaevlerindeki e, o yoğunlukları, sıkıntıları, e, ülkenin geleceğini, e, beka durumunu hepsini bir bütün olarak dikkate aldığında e, burada bir şartlı evet. ceza indirimi. Ha bu bakarsınız kavramsal olarak tartışırsınız değilsiniz Aynen. saygı duyuyorum yani kavramsal olarak şartlı ceza indirimi kavramı doğru mudur değil midir belki bunu daha çok hukuk fakültesindeki hocalar kavramsal olarak tartışabilir söyleyebilir ama biz yani şartlı ceza indirimiyle neyi kastettiğimizi evet. ve altını nasıl doldurduğumuzu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz kavram konuşulabilir ama Aynen, biz buna zaten böyle bir, bu kavramın daha uygun olduğunu e, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, düşünüyoruz ve bu şekilde de ifade ediyoruz. Aynen yani zaten eğer mecliste gelirse oradaki görüşmelerde de o tartışmalar olacak e, olabilecek bir komisyonda elbette. hem de genel kurulda zaten. Şimdi yine geçtiğimiz dönemde MHP, özellikle ben bildiğim için söylüyorum İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem'in çalışmalar vardı bu konuda EYT'lilerle ilgili ki son dönemde millet İttifakı tarafından da kullanılan bir kesim haline dönüştü Aslında bu konuyla ilgili işte tedbir alınması gerektiğini düşünen bir çözüme gidilmesini düşünen de bir kamuoyu var. Bu dönemde aldığımız bilgiye göre Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın verdiği talimatla Profesör Doktor Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyetinin oluşturulduğu EYT ile ilgili, ifade edildi. Size yansıyan bir bilgi var mı? Bu noktada yeni dönemde bir gelişme beklenebilir mi EYT'lilerle ilgili? Çünkü kimin EYT'li olduğuna dair de işin gerçeği tam net bir şey yok. Tanımlama konulmuş değil. İşte benim bildiğim bir dönem ben de aynı şeyi yaşadım. Bugün emekli olabilmiş durumdayım ama en azından ben de bekledim. 1999 yılında çıkan kanundan önce işte sigortalı olanlar için hak ama ondan sonra da bir kısım e, ...insanlar kendilerinin hak ettiğini iddia ediyorlar. Bir karmaşa da var aynı zamanda. Bu konuda bir bilginiz var mı? Efendim, e, tabii Türkiye'de e, yaşa takılmayan neredeyse e, bu e, emeklilikle ilgili düzenleme yapıldıktan sonra yok gibi bir şey. Evet. Yani ben de sonuçta iki yılda herhalde iki yıl olması lazım. İki yılda ben yeteli evet. e, olarak çalıştım. Şimdi e, ya burada şunu hemen belirtmek lazım. Ya özellikle yani bu emeklilik e, ve e, sigorta primlerinin bu emeklilik sistemini döndürmesi konusundaki e, bazı teknik hesaplar var. Yani Türkiye'de birçok alandaki açıklar işte e, yani kendi kendini dönüştürme ve özellikle bütçeden yapılan transferlerle giden bir uygulama. Yani e, işin bir realitesi ne, bir gerçeği kara delik var. halindeydi bir dönem. Kara delik halinde ve dolayısıyla yani Türkiye'de e, mevcut çalışanların e, ödedikleri primlerle Emekli olanların e, emeklilik e, şeyleri, paraları, şey e, paraları e, dönmüyor. Yani burada devlet buraya ne yapıyor? E, getiriyor, e, transfer yapıyor belli bir miktarda. Geçmişte biliyorsunuz o hızlı emekliler, jet emekliler, e, kıyak emekliler. Yani bu yapılar içerisinde e, bunları eleştirmek için değil ya da savunmak için de değil. Yani ben sadece bir durumun tespiti evet. anlamında söylüyorum. Şimdi böyle yapınca ne oldu Türkiye belli bir noktada bu e, sosyal güvenlik sisteminin çöküş aşamasına geldiği bir noktada e, ne yaptı dönemin e, o dönemin iktidarı? Yani kendisini siyaseten sıkıntıya sokacağını da bile bile böyle bir düzenlemeyi yaptı. Dolayısıyla bu düzenleme olmamış olsaydı vakti zamanında hakikaten sistemde çok ciddi bir sıkıntı, çok ciddi bir dağılma. Ya yani buradaki önemli olan e, nedir? Aktif çalışanların e, emeklilik durumuna geçmiş pasif kesimin e, ücretlerini karşılayabilmesi, e, karşılayabilmesi yani. lazım. Yani şimdiki çalışanlar, öncekileri e, ya bugünküleri de gelecekte çalışanlar. Ee, şimdi bu yapı içerisinde bizde özellikle bu emeklilik süreleri çok kısalmıştı. Bu kısa. Özel döneminde 50 55 diye düzeltilmiş olmasına rağmen ondan sonraki demirhane döneminde 30 38 yaşında biz yaşında emeklettik. Yani Doğru. Fahrettin Bey yani bunları şöyle hani e, artısını eksisini çok iyi bir şekilde ortaya Aynen. koymak lazım. Aynen. Tabii ki burada yani her şeyde olduğu gibi geçiş dönemlerinde özellikle de e, katılaştırma, ağırlaştırma e, geçişlerinde e, tabii ki o döneme denk gelen insanlar üzerinde de ciddi bir haksızlıklar söz konusu oluyor. Yani geçmişte 38 yaşında emekli olanların hani e, ballı e, emeklilik şeylerinin e, bedelini Bizim dönem ödedi. Bizden hadi ben onu iki sene, 3 sene ödedim. Siz 5 sene ödediniz. Yani yaş denk gelme durumuna evet. göre. Ama bunu 10 sene ödeyenler var. Dolayısıyla çok daha sıkıntısını çekenler var. Şimdi yani bir yerden devletin de bu mekanizmayı sağlıklı işletmesi lazım. Yani buradaki mesele, buradaki mesele sadece... Ee, emekli olma meselesi değil, sistemin de sürdürülebilir olması. Ben emekli oldum ama emeklilik maaşı alamıyorsam, alamayacaksam, sıkıntıya düşeceksek, sistem çökecekse o zaman e, bunu da ciddi bir şekilde düşünmek lazım. E, ama tabii ki e, burada e, doğru işletmek lazım, kuralları doğru koymak lazım. Burası ayrı. E, EYT'li dediğimiz kesim hakikaten mağdur olan bir kesim. Yani Doğru. buraya da söyleyecek bir şeyimiz yok. Yani buradaki talepleri haksız olarak görmemiz mümkün değil evet. ki burada yani geçmişte e, bir, biraz önce ifade etmeye çalıştığım o e, ballı emekliliklerin kıyak emekliliklerin bedelini toplumun işte bugünkü EYT'li dediğimiz belli bir kesimi ödemek zorunda kaldı, bedel ödemek zorunda kaldı. Tabii ki e, burada bu konu düzeltilebilir. E, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bu konuyla alakalı e, dedik ki EYT'lilere haksızlık yapılıyor. Dolayısıyla bu haksızlığın e, iktidar olmamız halinde bir yasa çıkaracak duruma gelmiş olmamız halinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmamız halinde bunun savunucusu olacağız. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılması için biz elimizden geleni yapacağız evet. sözünü verdik. Bu konuyla ilgili de milletvekili arkadaşlarımızın e, bireysel e, çalışmaları oldu, grup olarak bunlar üzerinde durduk. Ama e, burada e, tabii ki sistemi işleten şu andaki yeni sistem açısından da baktığımızda bir bu icranın başında olan bir hükümet var. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte. Dolayısıyla sonuçta yasama ayrı, yürütme ayrı. Burada eyvallah bir şey yok. Ama yasama ve yürütmenin birbirinden ayrı olması yetkileri itibariyle yapılacak bir takım düzenlemelerde e, yasama ile yürütmenin e, birbirleriyle etkiletişim ve iletişim içerisinde e, olmayacağı anlamına da gelmiyor. Gelmez, yani. yani böyle yasama kafasına göre yasa çıkaracak, yürütme kafasında böyle, yapsın, böyle bir şey yok. E, dolayısıyla şimdi böyle bir yükü nasıl kaldırılabilir? Yani böyle bir düzenleme tellerle ilgili düzenleme. E, yani farklı şekillerde gruplandırabiliriz. Yani önce deriz ki şu an prim ödeme süresini doldurmuş yani yıl dediğimiz süreyi doldurmuş ama yaşa takılmış olan herkesi içine alan bir düzenleme yapılabilir. Evet. Doğru mu? Yani bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş sadece ya yaşa. Ya sadece yaşa kalmış olanlar için bir düzenleme yapılabilir. Ne yapılabilir? Son derece dar bir kapsamda işte prim sayılarında ile oynanarak veya yaşla oynanarak bir düzenleme çok dar kapsamda yapılabilir veya bunun ikisinin ortasında yapılabilir. Bunların hepsi yani bu yapılacak düzenlemenin belli kısıtları var nedir o kısıtlar her şeyden önce o hani aktif çalışanların primleriyle karşılanabilecek ya da makul bir açıkla transferle karşılanabilecek bir yapının getirilmesi yani bu tamamen teknik bir çalışma konusu şimdi o teknik ve çalışma konusunda en doğru yapacak olan nedir cumhurbaşkanlığıdır yani cumhurbaşkanlığı ee, sosyal e, politikalar kurulu ki Sayın Cumhurbaşkanı da yine bizim basın ve medyadan e, öğrendiğimize göre biraz önce sizin de ifade evet, ettiğiniz Vedat gibi e, Vedat Hoca e, ya bu konuda kendisi Vedat Hoca e, zaten bu alanın e, hocası e, böyle bir çalışma görev olarak da şu anda e, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi olarak bir çalışma herhalde yapıyorlar. Yani Türkiye'nin ekonomik yapısı, bütçesi, sosyal güvenlik sisteminin <laughs> unsurları bir bütün olarak dikkate alınarak herhalde bu konuyla ilgili en azından bu yaşa takılanların sorunlarını ya da sıkıntılarını azaltacak. Bir düzenleme sanki bu yasama yılında yapılacak gibi görünüyor. İnşallah. Bunu e, bu çalışmaların sonucunu bekleyeceğiz galiba. Evet, inşallah diyelim. <laughs> Yine madem mecliste ilgili hızlı zamanımızda daralmaya başladı yavaş yavaş biraz hızlanabiliriz. Ee, uzun konuları geçtik. Sizce bir erken seçim ihtimali var mı? Şimdi yeni sisteme göre, tabii eski sisteme göre konuşuyor insanlar ama yeni sisteme göre e, erken seçime gitmenin şartları yeniden düzenlendi. Birisi işte Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi, e, dolayısıyla kendisinin görev süresinin de sona erecek olması. Ve bir de mecliste yaklaşık 380 milletvekilinin e, şeyinin, erken, seçim, alınması, kararı erken seçim kararı alınmasıyla. Yani öyle biz erken seçim istiyoruz demekle olacak işler değil bunlar ama e, Kemal Kılıçdaroğlu e, yerel seçimlerden sonra biz erken seçimi doğru bulmuyoruz demesine rağmen ben geçtiğimiz hafta içerisinde ya şartlar e, işte... Sıkıntılar bir erken seçimi zorluyor gibi bir şey söylediğine şahit oldum. Sizce mümkün mü? Ya da öyle bir şart görüyor musunuz? Erken seçim şartları oluşmuş durumda Biz mı? Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin, yetkililerinin söylediği hiçbir şeye inanmıyoruz. Çünkü akşam sabah başka söylüyorlar, akşam başka söylüyorlar. Ee, dolayısıyla karakolda doğru söylüyorlar Mahkemede şaşırıyorlar Yani dolayısıyla Kılıçdaroğlu bugün öyle demişti Biraz bekleyelim 3 gün sonra da Başardım. Yani Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok Diyebilir ee, Biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Bu soru kendisine Yönetildiğinde e, Türkiye'nin seçime değil istikrara ihtiyacı var demişlerdi Hakikaten Türkiye'nin erken bir seçime ihtiyacı yok ya bu kaçıncı seçim oldu evet. Türkiye artık hem yoruldu seçmen olarak da kamu olarak da e, artık yoruldu Yani Türkiye'nin şu anda dönüp yani her neyse herkes eteğindekini dökecek ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili çalışacak Biraz önce neden bahsettik? Yargı reformundan insanlar adalet bekliyorlar. İnsanlar seçim beklemiyorlar. Yani iki de bir dönüp dönüp hadi olmadı. Biz vazgeçtik. Niye? Yani yenilen pehlivan evet. yenilgiye doymazmış hesabı öyle olur. Yani yenilen pehlivan tekrar bir daha güreşmek ister. Bir daha güreşmek ister. Yani bu işi bırakıp bizim Türkiye'nin sorunlarına çare olacak gereği gerekli düzenlemeleri yapıp icraatları gerçekleştirmemiz lazım. Evet. Biraz önce e, söylediğim gibi yargı reformuyla ilgili olarak birçok konuyu söyledik. Aynen. Yargının hızlandırılması, yargıdaki e, adalet mekanizmasının e, sağlıklı doğru bir şekilde işlemesini sağlayacak düzenlemelerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması evet. vesaire bunun gibi yani Türkiye'nin sadece yargı değil ekonomik konularda yapılması gereken çok ciddi reformlara ihtiyacı Abi var. Tarım kesimiyle mi? ilgili yapılması gereken reformlara ihtiyacı var. Yeni sistemde evet. İlla sizin Cumhurbaşkanlığı olmanız, illa sizin hükümet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini e, sizin yönetiyor olmanız şart değil. Yani elbette tabii ki iddialar bunlar olacak ama sonuç itibariyle bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onca milletvekiliyle bugüne kadar gelip hangi yasanın çıkmasında, hangi düzenlemenin yapılmasında katkısı olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek yaptıkları şey... Yani bunu e, millet genel başkanımızın ifadesiyle zillet ittifakının yani kusura bakmasınlar. Yani biz zillet ittifakı dediğimizde çok bozuluyorlar ama neden zillet ittifakı dediğimizi biz açıklıyoruz. Yani gidip PKK ile PKK'nın uzantısı olan bir partiyle onun temsilcisi olan bir partiyle eğer ittifak yapıyorsanız... İpi, CHP'si, öbürleri... Eğer ittifak yapıyorsanız o zaman kusura bakmayın da bizim de zillet ittifakı dememizden de hiç de rahatsız olmayın. Bugüne kadar çıkıp da bu konuyla ilgili HDP-PKK e, ilişkisiyle ilgili ağızlarını açıp bir şey söylememişler. Haberleri yokmuş. Meral Hanım, Bazı ha işte onu diyecektim. Uyanıp kalkıyorlar. diyor. Sanki haberleri yok. Sanki bu memlekette HDP'nin PKK ile olan ilişkisini bilmiyorlarmış. Ya demedi mi? e, ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden HDP'nin sözcüsü tamam. çıktı döndü size söylüyorum dedi. Ey ipliler ey iyi partililer dedi. Orada oturuyorsanız benim sayemde bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi. Eğer biz olmasaydık siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri giremeyecektiniz dedi. Şimdi e bir tane tık çıktı mı sen kimsin diyen oldu mu? Olmadı. Kimse sen kimsin diyemedi. Hepsi kafasının önüneydi. Açın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki o konuşmayı. Duvarlara baktılar. Kime söylüyor? ıslık çaldılar. Yani duymamazlıktan geldiler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sonuçta e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, son yıllardaki e, tavır, davranış ve izledikleri politikalara bakarsanız, bu ülkeyle, bu ülkenin gerçekleriyle zerre alakası yok. Hani Türkiye'yi kuran e, partinin temsilcisi ve genel başkanı olduğunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani Türkiye'yi kuran partiye biz bizim partisi. Yani şimdi bazen burada da sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında e, o dönemlerde başka partiler vardı da sadece bunlar vardı. Evet. Ya biz evet. kurduk ya. Yani orada Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Kuvayi Milliye Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milliyetçi evet. e, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Türk milliyetçileridir. Atatürk'ten daha büyük bir Türk milliyetçisi var mı? Yani dolayısıyla o gün tek parti vardı. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisini getirdiğiniz durumun durumun o günkü Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi ile ne alakası var Allah aşkına? Milletin Yani de çok partili ya, sisteme kaldılar. 1956 yılında geçtik ya Allah rızası için. Yani Cumhuriyeti biz kurduk, bizim partimiz kurdu gibi ifadeler doğru şeyler değil. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi Türkiye o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tüzüğünün varoluşunun gerekçesiydi. E peki bugün HDP ile beraber ittifak yapan bir partinin adı İyi Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da herhangi bir X partisi fark etmiyor veya Saadet Partisi. Kimse kusura bakmasın. Yani e, bugün Türkiye Cumhuriyetini kuran partinin e, felsefesiyle felsefesiyle ne alakası var? Bugün HDP'nin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesiyle HDP'nin zerre bir alakası var mı? PKK'nın PKK'nın 1978 yılında Diyarbakır'ın bir köyünde, His köyünde kuruluşundaki o ilk kurultayındaki aldığı kararla bugün takip ettikleri politikanın ve kararların bir farkı var mı? Yok. O gün ne dediyse bugün de onun peşinde gidiyor. Allah'a şükür kalmadılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bitirecek Kendiliğinden evet, bitmedi. Bitmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti kafalarına vura vura bitirecek. Bitirdi de. Artık son şeyindeler. Bugün belki e, sorarsınız evet. e, görüş ve düşüncelerimizi söyleriz. Anaların e, feryatları, evet, evet. özellikle bu konuyla ilgili e, duruş Buraya ve gelince, evet. e, davran, e, davranışlarını. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi burada e, burada ee, Kemal Kılıçdaroğlu e, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmanın peşinde. Yani erken seçim demek Türkiye'yi istikrarsızlaştırmanın söylemidir. Evet. Söylemidir. Niye? Yani Türkiye ciddi bir sıkıntı içerisinden geçti. Efendim bak faiz indirimleri oldu, değil mi? Evet. Yani faiz indirimlerinin e, sanki. Türkiye'de çok ciddi sıkıntılara neden olacağını söylediler hep. Aynen, dolar e dolar ne oldu? Dediler ama tam e dolar var. düştü. Evet. Yani çıkacağı yerde dolar düştü. Neden? Çünkü dünyadaki gelişme farklı. Bugün dünyada bakın e, e, faiz maliyetleri, faizler yüzde eksi yüzde beş eksi yüzde yedilere kadar geldi. Evet. Yani birçok yerde yine fon fazlası var. Türkiye bu fon fazlalarını ne yapması lazım? Çekmesi lazım. Yani bu anlamda e, bu faiz oranları eğer Türkiye'de biraz istikrar sağlanmaya başlanır ve Türkiye artık gözünün önüne bakıyor, ya çalışmalarına devam edecek, seçim artık bundan işte 4 yıl sonra, 5 yıl sonra neyse gününde, zamanında yapılacak, işimize gücümüze bakalım dediğinizde bu faizler, çok daha aşağılara inecek. Yani dünyadaki gelişmelere baktığımızda beklenti çok daha daha aşağılarda ama Bekleyin siz her gün böyle bir efendim öldük, bittik, gittik şeklinde olaya bakacak olursanız bunun bedelini bu millet öder. Aynen hemen oradan hazır konu oraya gelmişken geriye döneceğim ama oradan devam edelim geçtiğimiz günlerde CHP sözcüsü Faik Öztürk ve eee İyi Partili Durmuş Yılmaz IMF yetkilileriyle bir otel lobisinde gizli gizli görüşürken yakalandılar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşmeyi? Suçüstü oldular. Doğru diyorsunuz. Ee, ya burada e, şimdi konu yani sadece bir kesit olarak alınıp cevaplanabilecek bir konu da değil. Değil, evet biraz. Yani e, geniş... bakın uluslararası kuruluşlar, uluslararası kuruluşların yönetiminde olanlar. E, Uluslararası e, kuruluşların e, üzerinde etkinliği ağırlığı daha fazla olan ülkeler, evet. bunları hep bir bütün olarak dikkate aldığımızda, e, bizim e, güney e, bölgemizde, güneydoğu e, bölgemizde, e, özellikle Suriye'de, Irak'taki yani o bölgede yaşanan olaylar bugün hala hala. Üzerinde durduğumuz işte Fırat'ın doğusu, doğusu ve özellikle orada bir güvenli bölge oluşturma çabaları. Amerika'nın da aynı amaç ve hedefi ileri sürerek ama şeyi farklı, niyetinin farklı olduğu işte o çalışmalar. Yani özellikle Suriye'de yaşadığımız son 3-5 yıl ve bugünkü yaşadıklarımız bir bütün olarak dikkate aldığımızda 15 Temmuz'u getirip bunlarla birleştirdiğimizde Türkiye'de Türkiye ile ilgili bir müdahalenin dışarıdan Türkiye ile uğraşmanın olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Türkiye'yi ne ile uğraştılar? Kimse PKK'nın 40 yıldır bu ülkeye tek başlarına kendi kendilerine yardım almadan, kimseyle iletişim içinde olmadan, kimseden silah ya da para yardımı almadan böyle bir mücadele kendilerince yürüttüklerini mi zannediyorsunuz? Yani bırakın bunu dünyada devletler tarafından desteklenmeden bir terör örgütünün hayatta ve ayakta kalması mümkün olabilir mi? Değil. İstihbarat örgütü böyle, böyle bir olmaz. şey yok. yok evet. böyle bir şey yok. Yani böyle bir gerçek yok. Yani bugün dünyada ne kadar terör örgütü varsa, onların en az iki katı da onları destekleyen devlet var demektir. En az iki kat, en az iki kat. Dolayısıyla dolay e, buradaki mesele, buradaki mesele bu terör örgütlerinin birileri tarafından desteklendiği. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz, Fahrettin Bey, e, Türkiye içeriden ve dışarıdan yani içerideki olay da yine dışarıyla bağlantılı sürekli olarak diz çöktürülmeye çalışılıyor. Yani özellikle dış politikada tavizlerin verilmesi, Türkiye'nin bazı şeylerden geri çekilmesi. Yani istiyorlar ki Türkiye Suriye'den geri çekilsin. Bugün Türkiye Suriye'de yürüttüğü mücadeleyi, kavgayı Savaş diyorsanız adına savaşı ki Türkiye orada kendi milli güvenliğiyle ilgili orada e, bulunuyor. Eğer oradan Türkiye çekilir, e, orada ne işimiz var diyenlerin ki e, Cumhuriyet Halk Partisinin buradaki ta başından beri temel politika ve düşüncesi de bu vardır. E, oradan çekildiğiniz zaman orada bugün yürüttüğünüz mücadelenin çok daha ağırını, çok daha fazlasını kendi topraklarında yürütmek zorundasın, Aldı ki vermek konferans zorundasın. Konferans düzenlediler biliyorsunuz hafta sonu CHP bir Suriye konferansı düzenledi. Taraflar yoktu. Bir tane yine YPG'ye yardım etmiş bir Amerikalı yani aslına bakarsanız onların ideologlarından birisi vardı. Yani söyledikleri şu 600 bin insanını katleden. Bir o kadar işte ülkemizde sadece 3,5 milyon insan var. Neredeyse ülkesinde insan bırakmamış Esad'la Türkiye'nin direkt görüşmesi sonucunu çıkardılar. Ve işte hep arkasına sığındıkları yurtta sulh, surhu sulhu Atatürk'ün söylediği sözü ifade ederek... ...Türkiye işte oralarda barış elçisi olsun da kendi politikalarından vazgeçsin. Aslına bakarsanız Amerika ve batının yanında yamak olarak... Onlar ne derse onu yapsın demeye getirdiler aslına bakarsanız. Yani e, bakın aslında Fahrettin Bey, Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket edenler. Yani bu e, bunların ittifakının içinde olanlar. E, her şeyi o kadar net açık bir şekilde ortaya koyuyorlar ki. Evet. Aslında bizim yapmamız gereken ey milletim buyurun bakın demek. Aynen, aynen. Millet aslında işin bu tarafına bakmıyor. Tabii ki e, milletin sıkıntısı olduğu alanlar var. var. Ekonomik sıkıntılar vesaire. Bunların gerekçeleri şudur budur. Türkiye kaç yıldır PKK ile mücadele ediyor. Halbuki ekonomik kaç saldırı yıldır, da altında. Yani yani. Bir de ekonomik saldırılar var. İşte Suriye'deki yürütülen operasyonlar bunlar az şeyler Normal değil. Yani değil. hakikaten kolay değil. Bunlar kolay değil ama... Yani e, bunlar kolay değil derken burada da vatandaşın çektiği sıkıntılar da var. Bunları hani e, her şey güllük gülüstanlık diye Görmezler ifade etmek, etmek de, de doğru, doğru değil. değil. Yani de doğru. esnafın sıkıntısı var, köylünün sıkıntısı var, üreticinin sıkıntısı var, ihracatçının sıkıntısı var, ithalatçının sıkıntısı var. Herkesin sıkıntıları var ama burada önemli olan ne? Bizim şunu çok iyi anlamamız lazım. Elbette bu sıkıntılar giderilecek. Ekonomi konjektürel olarak dalgalanır, iner, çıkar. Ama bizim ülkemizin bugüne kadar en büyük sıkıntılarının başında ve Türkiye'nin bekasını sıkıntıya sokacak seviyelere gelen durum terör örgütleriyle mücadeledir, terör örgütleridir. Yani Türkiye PKK'dan ve FETÖ'den ikisinden kurtulmadan, ikisinin kökünü de kazımadan, Türkiye artık ikisini de e, gündeminden tamamen çıkarmadan bu ülkeye rahat yok. Terör örgütü bitmeden ekonomi olmaz, terör örgütü bitmeden huzur olmaz, terör örgütü bitmeden refah olmaz. Çünkü bu terör örgütleriyle. Sizin düşmanlarınız bunları maşa olarak kullanarak sizi sürekli huzursuz hale getireceklerdir. Yani Allah göstermesin. Bakın Arap Baharı'yla başlayan bir süreç yaşadık bölgemizde. Aynı şeyleri Türkiye'de de denediler. Yani en büyük sıkıntı ne? Bugün bakın bir e, diyelim ki e, bir çiftçinin ya da belli bir esnaf kesiminin, kendi demokratik haklarını kullanarak hükümet politikalarına karşı bir duruş göstermeye kalksalar ki gezi olaylarında hadi baştan da belliydi ama diyelim ki oradaki toplanan birçok kesim, birçok insan, gençliğin belli bir kısmı hakikaten böyle bir kendilerince bir duruş göstermeye çalıştılar. Ama ne oldu? Çok kısa süre içerisinde terör örgütleri bu grupları aldı ve yönlendirdi. Türkiye çok ciddi bir tehlikenin eşiğinden döndü. Yaklaşık Şimdi bugün de yani. bugün de yani bir hani e, sivil toplum örgütleri olarak demokratik haklarımızı kullanalım diye sokağa çıksanız yani her taraftan e, terör örgütlerinin e, yönlendirmeleriyle onların manipülasyonlarıyla karşı karşıya kalma durumdasınız. Yani demokratik haklarımızı bile layıkıyla yani manipüle, manipüle yani. edip kullandırmıyorlar. Yani işin ekonomik boyutu 40 yıl ya kolay mı? Bugün Türkiye'nin dış borcu kadar PKK'yla mücadeleye verdik. Bugün 15 Temmuz'da FETÖ'nün verdiği zararı bakın daha bitmedi. Hala Türkiye dünyanın birçok yerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Birçok yerinde bununla ilgili ciddi kaynaklar harcıyor. E, beri tarafa gelelim. Bakın Türkiye'nin insan kaynağına ciddi zarar ne? verdi. Şimdi o yapının içerisinde devşirilmiş, beyinleri uyuşturulmuş, bir şekilde e, devşirilmiş e, o kadar e, genç, o kadar beyin, bu ülkenin beyniydi. Başkasının değil. Onlar bugün bakın eğitim görmüş. Devlet kaynaklarıyla. Devletin kaynaklarını kullanmış. Devletin burslarını kullanmış. Devletin okullarında okumuş. Dolayısıyla e, e, bunlar bu ülkenin kaynaklarını... E, ...anaları babaları yememiş, yedir, e, içmemiş, yedirmişler, içirmişler. E, çocuklarını mühendis yapmışlar, hakim yapmışlar, hekim yapmışlar. Peki... Ne oldu bunlar? Bunlar bakın kendi gizli ajandası içerisinde hareket eden bir terör örgütü tarafından çöp edildi. Yani bu kayıp bizim kaybımız değil mi? Bu ülkenin kaybı değil mi? E bizim kaybımız. PKK ekonomik anlamda bu ülkeye vurmadığı darbe kalmadı mı? Turizminden tutun, tarımından, hayvancılığından ve dış politikasından. Yani biz Türkiye dışına çıktığımızda uluslararası komisyonlarda milletvekilleri olarak yani lüzumsuz aslında doğru olmayan PKK'nın terör örgütlerinin propagandasının etkisinde kalmış diğer ülke milletvekilleriyle ciddi bir şekilde bir mücadele bir çekişme içerisinde giriyoruz. Türkiye belki birçok yönden e, kayıplara neden e, uğruyor Buradaki e, bunların propagandaları yüzünden yani onların e, Türkiye imajını e, orada e, kaybettirecek bir takım girişimleri ve aslında arka planda da e, Türkiye ile hesabı olanların e, yaptıkları çalışmaları, biz haklı olduğumuz halde geriye döndürmekte hem ekonomik anlamda hem de manen ciddi şekilde sıkıntıya giriyoruz. Onun için Türkiye bunları bitirecek. Yani Türkiye kalkınmasını devam ettirecekse, Türkiye gerçekten artık o kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye bölgede bir güç olacaksa hakikaten. E, bu terör örgütleriyle olan hesabını yapacak, dürecek ve huzurlu bir ülke haline gelecek. Yani onun için bugün gittilen nokta bu. Türkiye ile uğraşılmasının en önemli sebeplerinden biri, özellikle 2015-2016'daki e, 15. 15 Temmuz la birlikte hatta onun evveliyatında PKK ve 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ve PKK ile mücadelede yürütülen yapılan başarılı e, mücadelenin e, aslında rövanşını almak istiyorlar ve dolayısıyla Türkiye'yi burada başarısız kılmak istiyorlar. Buradaki mücadeleyi inkıtaya uğratmak evet, istiyorlar. İşte bunun işin bağlamak. özü esası budur. Peki şunu... Hiç kimse kusura bakmasın. Hı. Yani şey Cumhuriyet Halk Partisi de bilmeyerek değil. Yöneticilerini kastediyorum. Bilerek bu işe şey olmaya çalışıyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. Yapılan Suriye konferansının özünde esasında da bu vardır. Dolayısıyla İstanbul İl Başkanlarının yaptığı açıklama Allah rızası için yani bir bakın HDP'nin yani PKK'nın uzantısı olan bugüne kadar PKK'ya terör örgütü e, demeyi bırakın e, PKK'yı kutsayan bir partinin temsilcilerinden çok daha ileri giden CHP'liler var. Bunu da bu millet çok net bir şekilde görüyor. Yani burada oradan bununla... devam edelim isterseniz. Oradan şu sorumla açayım onu. Şimdi CHP'nin şöyle bir yaklaşımı mı var? Mesela HDP, hani kimisi diyor kapatılsın, kimisi diyor kapatılmasın. Ben hani kişisel fikrimi söyleyecek olursam e, CHP'nin, HDP'nin kapatılması için dua ettiğini düşünüyorum. Çünkü bir e, SHP e, şeyi var, yaşanmışlığı var. E, HDP'yi sanki kendi bünyesine alıp o e, iple, e, İYİ Parti ile yaşadıkları ittifaktır, o tabanı rahatsız eden kısım var ya, e, HDP kapatılırsa... Şu an itibariyle artık HDP'nin oylarının CHP'ye geleceğini düşünen, onun için yatırım yapan da bir kesim var gibi geliyor sanki HDP'yi CHP potası içerisinde eritip rahat rahat o e, İyi Parti içerisinde daha böyle milliyetçi düşünen kesimi rahatsız etmeden yollarına devam etmeyi istiyorlar gibi bir durum var. Ya yani öyle öyle bir şeyin olması yani kendilerine göre öyle bir politika izleyebilirler onu bilmiyorum ama. Yani bu iş ta SHP döneminde aynen, biliyorsunuz. Aynen. Yani o zaman da iç içeydiler. İşte Oradan onun çıktı. Onun Hayır ama o, ondan sonra da ne oldu? İşte e, o zaman he, neydi? DEP, Dep çıktı. Evet. E, dolayısıyla ilk defa PKK e, bu şeyle meclise girmiş oldu. E, yani buradaki mesele o değil. Bakın buradaki mesele o da olabilir ama e, asıl şey şu. E, yani... Türkiye'de biz nasıl hükümet değişikliği yapabiliriz? Ee, biz şu anda e, Cumhurbaşkanlığı nasıl alaşa edebiliriz? Şu anki mevcut yapıyı nasıl yani Cumhur İttifakını sistemin dışına nasıl çıkarabiliriz? Tamam, peki, oradan devam yani edelim. buradaki olay, buyurun. Evet, oradan devam edelim o zaman. Davutoğlu ve Babacan. Yani Ben de tam bu, oraya bağlayacaktım. Bugünlerde o konuşuluyor. Yani parti kuracaklar. Davutoğlu biraz daha ön planda. Ali Babacan, işte Abdullah Gül'ün desteğiyle bir parti kuracak ama onlar biraz daha geniş tabanlı bir şey düşünüyorlar Hı -hı. diye söyleniyor. Hı -hı. Ee, o kurulursa eğer bu partiler, Türk siyasi hayatını nasıl etkiler? Sizce o biraz önce söylediğiniz Cumhur İttifakı'nı zor duruma düşürme amacına... E, matuf kuruluyor mu bu partiler? Öyle mi kuruluyor? Şimdi, tabii kurulur kurulmaz ne olur bilmiyoruz ama e, günlerdir e, yeni parti kuruluşları kamuoyunu meşgul etti. Daha bir müddet de meşgul etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi e, e, özür diliyorum siz e, lafınızı e, bölüyorum ama kusura bakmayın şu hatırlatmayı da yaparak biraz önce erken seçim ihtimali var mı sorusunu söylerken sorarken erken seçim olabileceğini düşünenlerin argümanlarından bir tanesi de işte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerin AK Parti'den milletvekili kopartabileceğine dair beklentilerdi ya. O beklentileri de şununla temellendiriyorlardı. Bu yeni dönemde, bu yasama yılının itibariyle, 2020 Haziran ayı itibariyle bütün milletvekillerinin özlük haklarına sahip olacakları, bundan sonra daha rahat hareket edebileceklerine dair bir e, İddia dillendiriliyor, onunla bağlantılandırılıyor. Ya bu bu her zaman aynı argümanlar hep aynen kullanılır. Evet. Yani işte milletvekilleri özlük haklarını elde ettikten sonra işte oylama gelirse şöyle olur, böyle olur şeklinde bu, bu argümanlar hep kullanılır. Geçmişte de kullanıldı ama hiç öyle bir de erken seçim kararı alınmadı. Alınmadı evet. Yani dolayısıyla parti disiplinleri vardır. Dolayısıyla arkasından herkes seçime gidecektir. Eğer bu mantıktansa cevap vereyim. Dolayısıyla kimse parti disiplini de seçime gidilecek şeyde yani e, kimse kalkıp da şey yapmaz. E, do, dolayısıyla e, öyle bir var. erken seçim kararı vesaire ha ülke Allah göstermesin yani öyle bir şey olur ki ya buradan ne diye gideceksiniz erken seçime? Yani önce bir milletvekili de soracak kendine ne diye erken seçime gidecek. Şimdi biraz önce söyledik. Ya bu millet de sonuçta bir soracak kardeşim yani. İki de bir geliyor. İkide. gittin ne yaptın diye soracak ya. Yani gittin. Mecliste ne Gönderdim yaptı? seni. Şimdi ne oldu? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 600 tane milletvekilini gönderdi. Hükümet de seçti. Şimdi ne oldu? Yani hükümet daha bir yıl oldu değil mi? Evet. Ya bir dakika daha yeni bir sistem değişikliği yaptın yani ne yapacaksın efendim ben sistemi geri değiştireceğim e duruyor ertesi gün diyor ki yok bu sistemden bir sıkıntımız yok ama cumhurbaşkanı ne olsun diyor partili olmasın diyor şimdi orada da bir iki şey söylemek istiyorum evet. ama yani daha bir yıl olmuş doğru mu Dört yıllığına seçilmiş. Daha bir yıl olmuş. Yarı olmamış. Türkiye'nin ciddi sorunları var. Yeni bir sisteme geçmiş. O sistemi oturtmaya çalışıyor. Aksaklıklarını, eksikliklerini gidermeye çalışıyor. E sen kalkıyorsun, bu biz yeni bir seçim yapalım. E peki bu geçtiğimiz yıl 2018-24 Haziran'ında yapılan seçim aslında Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu milletin ikinci kez hatta üçüncü kez onaylama seçimi değil miydi? Evet. E seçim yapıldı sistem daha bir uygulamaya geçmedi. Yani sen kalkıyorsun. Bir gün diyorsun ki seçim şey sistemle ilgili sorunum yok. Cumhurbaşkanı partili olmasın diyorsun. Ertesi gün kalkıyorsun. Parlamenter sisteme geçeceğim. E sen ne yapacağına bir kendin karar vermiyorsun. Millet sorunların çözümünü istiyor. Parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken o sistemin bu milletin dertlerine çare olmadığı gerekçesiyle buraya gelindi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hızlı karar alma ortamının, ikliminin oluşturulması sağlanarak bu sisteme daha doğrusu bunu sağlayacak bir sisteme geçildi. Ama sistemin uygulanmasında arızalar var mı? Elbette. Sistemin uygulanmasında eksikler var mı? Elbette var. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin var olduğu günden bugüne yapılan önemli değişikliklerin en önemlerinden birini yani cumhuriyetin kuruluşunu bir tarafa bırakacak olursak en önemli sistem değişikliğini yapmışsınız. E bunu da hakikaten çok da güzel başarmışsınız. Ama eksikleri var mı? Elbette var. Sayın Genel Başkanımız bu seçime giderken dedi ki ya bu sistem değişikliğini anayasal değişikliğini alt mev yani ana mevzuatını, çatı mevzuatını birlikte yaptık. Bu sistem Bizim de içinde bulunduğumuz bir hükümet sistemi değişikliğidir. Bunun altyapısını oluşturacak yasaları ve diğer mevzuat hükümlerini birlikte yapıp... ...tüm kurum ve kurallarıyla bu sistemi etkili bir hale getirmek bizim görevimizdir. Bu sistem oturuncaya kadar ki 2000 e, biliyorsunuz 2018'de seçim yapıldı, 2022'ye kadar... Biz bu sistemin oturması için e, bu hükümete desteğimizi devam ettireceğiz dedi. Evet. Bu son derece mantıklı ve makul ve rasyonel bir e, durum. Dolayısıyla sistemi beraber getirdik siz. Peki sistem oturdu mu? Oturuyor. Ama bunu sistemin içinde olup anlamayanlar da var. Evet. Ve bakın şu kısmını belki açıklamakta fayda var. Yani zaman zaman e, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhurbaşkanlığının partisiz olma e, durumu diyor şart. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bakın partisiz olma durumu şart ne demek? Şöyle bir bakalım geçmişte icraatın başında kim vardı? Şeklen Cumhurbaşkanı ama asıl icraatı yürüten Başbakan. Başbakan. Başbakan partili değil miydi ya? Başbakan partili değil miydi? E başbakan her şeyi imza atıyordu. Bu milletin de başbakanıydı. Değil mi? Yani hiç kimse başbakan partili diye bağırmıyordu. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Peki ben bir şeyi çok merak ediyorum. Yani bir şeyi söylemek değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani kendisi parti başkanıdır. Bizim geleneğimizde parti başkanlarını biz yani doğrudan öyle bir eleştiri şeyine almayız. Elbette eleştiririz ama e, hani Hakarete on, var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, yetkililerinin yaptığı gibi bizde böyle bir edepsizlik yok. Yani onlar yani sağa sola özellikle genel başkanlara dalanırlar. E, cevaplarını veririz öyle durumlarda ama. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu aslında ne dediğini bilmiyor. Ne dedi yani söylerken düşünmeden o anda kulağına ne sufle verilirse onu söylüyor. Ya da o anda aklına geleni söylüyor. Şimdi ben size soruyorum Fahrettin Bey. Bakın Cumhurbaşkanlığı partisiz olsun. Seçime gideceğiz değil mi 2022'de? 22 oluyor değil mi? Yanlış tarih söylemeyelim. Normal zamanında seçime gideceğiz. Peki Cumhurbaşkanı adayı diyor eğer partisiz olursa sistemle ilgili sorunumuz yok diyor. Hadi buyurun. Nasıl olacak? 81 ilde 780 bin kilometre karede 60 milyon seçmenin olduğu yurt dışında kullanılacak oylar bir kenara bırakalım. 60 milyon seçmenin olduğu bu bölgede 786 bin kilometre karede bana bir Allah kulu söyleyin ki çıkıp hem ekonomik olarak hem de insan kaynağı olarak bir cumhurbaşkanı adayı kampanyasını yürütebileceğini söyleyin. Kim yürütebilir? birkaç kişi arasında olmaz. Birkaç arada. kişi de çıkmaz. Hayır, ekonomik olarak en azından vardır Aa, da insan kaynağı yoktur. Söyleyeyim ben. Evet. Yani projeler olabilir. Ha, evet işte. Projeler olabilir. Hani o meşhur vakıfların evet. dış kaynaklı, dışarıdan beslenen dernekli, vakıftı, kuruluştu neyse. Onların yönlendirmesiyle Türkiye'de o zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman herkes Türkiye'de bahis oynar gibi cumhurbaşkanı adayları çıkarıldı Yani kimseyi itametmiyorum. Yani is i̇smen bir yani, şey söylemiyoruz zaten sistem. İsmen, ismen de söyle ama yani dolayısıyla kaynaklar dışarıdan gelecek kaynaklarla nerede olduğunu dahi kontrol edemezsiniz. Partilerin disiplini vardır. Partilerin denetimi vardır. Partilere giren kaynaklar bilinir. Ama her şeyden önce sokaktaki her bir vatandaşımız partilerin denetçisidir. Aynen. Sokağa çıktığınız zaman bir partinin ilçe başkanı olun, ilçe yönetimi hatta en küçük örgüt birimi olan belde biriminde olun, köy temsilcisini dahi denetlerlerler ki. Yani. yani dolayısıyla eğer bir kampanya yürütülecekse bu kampanya ancak parti teşkilatlarıyla yürütülür. Demokratik bir seçim olsun istiyorsanız. Demokratik olarak seçilsin istiyorsanız. Kardeşim yani sonuçta partili olabilir. Bunun bir mahsuru yok. Burada herhangi bir şey yok. Parti genel başkanı ya o kendilerinin bileceği bir iş. Parti genel başkanı Cumhurbaşkanı olmaya devam eder etmez. O da aslında yapı içerisinde çok aykırı bir durum değil bize göre. Niye? Bakın belediye başkanlığı seçimleri şu an bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çok yakın benzer bir yapısı var. Evet. Aynı şey belediye başkanında niye demiyorsunuz? Bakın bu millet belediye başkanlığı seçimlerinde A partisinden B partisinden aday oluyor değil mi? E bağımsız çıkanlar da oluyor. Niye bağımsız çıkanlar kaç tane seçiliyor Allah aşkına? Yani Türkiye geneline baktığınızda Büyük şehirlerde hiç bağımsız seçilen belediye başkanı evet. var mı? Çok var. Adam kendi başına çıkacak. Kaynak dışarıdan gelecek. Bir illüzyon yapacaklar, bir manipülasyon yapacaklar. iki gün içerisinde allayacaklar, pullayacaklar. Yaşadı Türkiye bunları. Evet. Getirecekler, birini oturtacaklar. Bir senede ülkeyi sattı gitti adam. Kimden hesap soracağız? Evet. Parti kolay değil. Particilik kolay değil. ...yıllarca kök salıyor... ...siz Milliyetçi Hareket Partisi diyorsunuz... ...yarım asırı... ...kutladık bu yıl... ...50. Evet. yılımızı kutladık, evet. kutluyoruz hala... ...50. yılımızı, 50 yıl olmuş... ...50 yıl olmuş... ...bugün... ...diğer partilere bakıyorsunuz... ...hatta geçmişleriyle bakarsanız çok daha derinlere gidiyor... ...dolayısıyla... ...vatandaş partiliği biliyor... ...komşusunu biliyor... ...ilçe başkanını biliyor... ...hatta başka partiden geliyor ondan... Öbür partinin yöneticisinden hesap soruyor. Yani dolayısıyla öyle kolay değil. Yani bu partilerin oluşması demokrasinin en temel kurumları. Bu bunlar kök salıyor bu. Bu öyle boşal şeyler değil. Peki Sayın de Kılıçdaroğlu var, değil düşünmeden konuşuyor. Ha. Babacan ve Davut. Oğul Bakın yeni sistemde he? bir şey daha söyleyeyim. Sistemin içindekilerin de fark edemediği. Şimdi yani iğne çuvaldız meselesi. Yeni sistemde bakanlar partisiz Bakanlar partisiz. Bakan yardımcıları partisiz. Teknik. Ama bir de Cumhurbaşkanlığı kurulları var. Strateji oralarda belirlenir. Bakanlıklar daha çok uygulama birimleridir. Yani ama siz eski sistemin mantığıyla yeni sistemi yürütmeye kalkarsanız sıkıntı yaşarsınız. Buradaki mesele eski bakanlar kurulundaki bakanlar kurulu üyesi yani eski bakanlarla şimdiki bakanlar icraat ve icraat yapısı açısından baktığında aynı değil. Fahrettin Bey bunu çok iyi anlamak lazım, çok iyi oturtmak lazım. Şimdi geçenlerde bir yerde bir arkadaşımız bir şey diyor. Diyor ki ya efendim diyor orası diyor bakanın seçim bölgesi diyor. Ben de Böyle şaşırdım. Ya biraz da saflığına dedim ki ya kusura bakmayın ben bu arada herhalde takip edemedim. Bakan nereden seçildi dedim. Kaldı. Kaldı. Anlatabildim mi? Bakanlar siyasi değil. Bakanlar partili değil. Dolayısıyla bakanlar burada siyasi sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanındadır. Tek başına seçilmiştir. Evet. Yani milletin karşısına çıkmış ve kendi destekçileriyle kim kendi destekçisi Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları kim kendi destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları yani o teşkilat Türkiye genelinde dolayısıyla vatandaş gönüllü olarak katılanlar onların desteğiyle Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı e, tüm siyasi yetki ve sorumluluğu alan yürütmenin başı olarak seçilmiştir. E, Cumhurbaşkanı, bakın niye bakanlar siyasi değil? Gerektiğinde değiştirilebilsin diye. Ama buradaki mesele siyaset değil, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacak bakanların ve e, bakan yardımcılarının e, bürokrasinin oluşması. Ama bakan ve bakan yardımcıları işi particilik ve siyaset bağlamında götürmeye çalışırlarsa işte birileri de kalkar cumhurbaşkanı partili olmasın de. diyebilir. Yani sistemi bir bütün olarak doğru olarak algılamak lazım. Ben önümüzdeki dönemde aksiyan yönlerinin giderileceğine e, ve çok doğru şeyler olacağına inanıyorum. Böyle bizim bakın milletvekilleri olarak. Bürokrasi olarak, bakanlar olarak, hükümet olarak, e, yasama, yürütme, yargı olarak, hepimizin bir vebali var. Bu sistemin doğru ve işler bir şekilde oturmasını sağlamak zorundayız. Kendi menfaatlerimizi değil, kişisel çıkarlarımızı değil, bu ülkenin çıkarlarını öncelememiz lazım. Eğer bu gerçeğin farkına varmaz, eğer bu doğruları biz ee, ...gerçekten hakim kılmazsak bunun vebalini gerçekten ödeyemeyiz. Şu soruyu o zaman şöyle tazeleyerek e, bir şey yapalım, e, yenileyelim. Arkadaşlar da bu arada kulağıma süremizin dolduğunu ifade ediyorlar ama... E, ...Ahmet Davutoğlu ve Babacan'ın sorusunu şöyle söyleyelim. E, gerçekten toplumsal bir ihtiyaç dolayısıyla mı ortaya çıkıyorlar? Hayır, Yoksa hayır. Biraz önce kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır, kesinlikle hayır... Yani şunu kim düşünüyor? Bana sokakta bir Allah'ın kulunun düşündüğünü söyleyebilir misiniz Fahrettin Bey? Siz de halkın içindesiniz. Yani 2002'deki gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği gibi, aldığı oy gibi bir oy alma imkan ve ihtimalinin yüzdesi nedir? Sıfır. Sıfır. Şimdi o dönemle bu döneme baktığınızda. Buradaki mesele ne biliyor musunuz? Yeni sistem nedir? Yeni sistemde Yine Cumhurbaşkanı yarış. olmak 50 artı 1. Bunlar bir olmanın derdinde. Evet. Anlatabildim mi? Bunlar bir olmanın. Herkes o bir olmanın. Ya bu durumda bu, yapmak değil, şimdi, yapmak anlamına bu geliyor. Burada, burada sonuçlara bakınca Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında birkaç puan marj var. Şimdi bunları dolduranlar, bunları şişirenler, bunlara görev verenler bunları zorlayanlar bunları itenlerin tek bir derdi var. O aradaki makası acaba bunlar sayesinde bakın bu ters etki yapacak. Matematikte böyle yani bu ittifaktan ne, alırım hocam, karşı. Evet. Şimdi nerede yer alacak? Bana Allah rızası için söyleyin. Ali Babacan hangi ittifakta yer alacak? Şimdi Türkiye'deki yeni sistemle böyle bir yapı oluştu. Hangi bir ittifakta Üçüncü bir ittifak mı olacak? Olmayacağı belli. Olmayacağı belli. 50 artı 1 mi alacak tek başına? Alamayacak. E peki ne yapacak? E pazarlık yapacak. Kimle pazarlık yapacak? Gelecek ya Cumhur İttifakı ile pazarlık yapacak. Ya da gideyim. Cumhur İttifakı niye fazla? O zaman Cumhur İttifakı ile pazarlık yapacaksın niye? Ayrıldım. Orayı bölmeye çalışıyoruz. Gidecek Sillet İttifakı ile pazarlık yapacak. Ben sana şu kadar oy getiririm, sen bana şunu ver. Şimdi e peki zillet ittifakının yaptıkları ortada, cumhur ittifakını destekleyen hangi vatandaş kalkıp da burada zillet ittifakının içerisinde yer alabilecek bir yapıyı destekleyecek ya da ayrı kalacak bir yapıyı veya burayı düşürecek. Şimdi herkes kendi kafasına göre matematik yapıyor. Artı yapıyor, eksi yapıyor, e vatandaş da yapıyor. Can vatandaşın da matematiği var, yani dört işlemi hem de vatandaşın bir özelliği var. Biz şeylere alıştık, makinalara alıştık, kafadan yapıyor. Yapıyoruz. Aritme, yani bu milletin aritmetiği iyidir. İyi bence Hakikaten, yok. yani Seçimler dört, bunun göstergesi yani her zaman. kafadan yapar, çok da hızlı bir şekilde yapar. Onun için e, şaşırırlar. E, dolayısıyla burada e, e, şeyin babacanın, Davutoğlu'nun neredeler ya? Seçim oldu bu partinin mensuplarıydı. Değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Evet. Ve bir günden bir gün seçim döneminde gördünüz mü bunları? Yani e, şey e, Sayın Babacan'ı kim bilir ya? Ya hiç kusur, kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Ekonomi, e tamam ekonomi, ne ekonomide yani sonuçta şey mi konduruyor? Uluslararası kuruluşların dediğini yapmaktan öte. Ya da başka bir ekonomik anlamdaki bilgi becerisi başarısı ne varsa ki herkes söylesin. Ya da yani tek başına mı yapıyor? Ya da tek yani, başına yani mı yapıyor? Onun için hani hiç kimse öyle şey falan yok. İşte kalkıyorlar IMF ile görüşenler ondan sonra uluslararası kuruluşların dediklerini. Ya uluslararası kuruluşların son dönemdeki dedikleri eski dönemler gibi değil. Değil. Evet. değil. Yani değil uluslararası çok... sermayenin sıcak baktığı insan e, tanımlaması bana biraz zaten tuhaf geliyor. Son olarak. Şimdi... Vallahi herkes parasının kazancının peşinde aynen. Olur. Kazanıyorsa gelir. Sen ne Ahmet ne? Ha güven bilmem Ne yapıyor şu andaki ekonomi yönetimi e, şey mi yapıyor? Yani ülkenin zararına ise onların karını olması lazım. Niye karşı çıkıyorlar? Peki, son olarak şunu sorarak bitirelim. Biraz e, MHP özellikle Sayın Bahçeli. Biraz önce söylediğiniz CHP'lerin yaklaşımı ama Başka çevrelerden de geliyor. Birilerinin hedefinde özellikle sert bir şekilde hatta hakarete varan şekilde eleştirenler oluyor biraz önce söylediğiniz tarzda. Ülkücülere karşı tavır belli. Onları sanki tahrik edip bir şeylere yönlendirmeye çalışan bir kesim var. MHP ve ülkücüler niye hedefte? diyerek bitirelim. Yani belli Türkiye'yi karıştırmak için e, yıllardır e, bir tarafta terör örgütü ya da örgütlerini koyup karşılarına da ee, daha çok milli his ve duyguları e, yüksek olan, heyecanları daha yüksek olan e, ülkücü camiayı da karşılarına alarak e, bir şekilde bir çatıştırma e, taktiği e, güttüler, oyunları güttüler. Ama Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanımız, e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan olduğu günden bu yana bu oyunları hep bozdu. Evet. Yani Devlet Bahçeli'yi e, sevmeyenlerin özellikle bu kesimden bahsediyorum. Sevmeyenlerin tek şeyi bu. Tüm oyunlarını yani öyle oyunlar oynadılar ki e, bu oyunlar e, o kadar e, sinsice o kadar e, nasıl söyleyeyim ustaca hazırlandı ki ki partimiz bölündü bile evet. burada e, biliyorsunuz. Ee, en son şeyde. Yani Ama geri dönüşler çıkardılar. de olmaya başladı herhalde sanki. E, tabii tabii. Çağrı yani onu, çağrı, çağrının çok etkili olduğunu. E, yani şu anda artık herkes e, bu konuda e, önümüzdeki dönem, önümüzdeki seçimde böyle bir partinin olmadığını ben söylemiyorum. Herkes yani kamuoyunda artık konuşulan e, bir durum. E, dolayısıyla e, Sayın Genel Başkanımız bu oyunları bozdu. Buranın en, burada en önemli dikkat edilmesi gereken ya da de, e, farkında olunması gereken husus bu. E Tabii ki e, Sayın e, Devlet Bahçeli siz bir MHP, MHP'siz bir e, meclis olayı e, bunların arzu ettiği bir durumdur. E, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımızın geldiği günlerde şunu diyorlardı. MHP dağılır diyorlardı. MHP 50 yıllık ömrünün 22 yılında yaklaşık hatta Genel Başkanımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst yönetiminde bulunması da Genel Başkan ağırlığındaki yetkilerle başvurumuzun hapiste olduğu, yasaklı olduğu dönemi de katacak olursak yani MHP'nin bu 50 yıllık ömründe Devlet Bahçeli'nin, Sayın Genel Başkanımızın e, çok ciddi ağırlığı vardır. E, başvurumuzun da her zaman dizinin dibinde e, yetişmiş olan e, bir şahsiyettir. Ülkeyi çok iyi tanıyor. E, ve Sayın Bahçeli hiçbir zamanda kişisel hırslarının, menfaatlerinin peşine düşmeyen önce ülkem, e, sonra partim diyen bir yaklaşım olan bir şahsiyet. Böyle baktığı için olaylara o oyunlara gelmedi. Gelmediği gibi de oyunları bozdu. bozdu. Allah'a bin şükür Milliyetçi Hareket Partisi yani o ilk günde ülkücüler ilk o ruhu oluşturdukları, ilk kongreyi yaptıkları, ocaklarımızın kurulduğu ilk gündeki gibi aynı amaç ve hedeflerine Doğru bir şekilde e, devam ediyorlar. E, Türkiye olduğu sürece de, Türkiye var olduğu sürece de devam edecek. Onlar var olduğu sürece de e, Türkiye inşallah sonsuza kadar e, yaşamını, varlığını devam ettirecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Allah'tan dileğimiz bu. İnşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, son durumdan bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta pazartesi akşamı saat 20.15'te yeni konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun.